الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة السيد المرسلين. أما بعد، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. عزيز مؤمنلر، محترم مسلمانlar، idrak etmiş olduğumuz 3 ayları ve 3 ayların birinci müjdesi ve müjdecisi olan Regaib kandilini Rabbi Rahim-i Zülcelal insanlığın hidayetine, Müslüman milletlerin de ittihadına ve cümlemizin de salahına ve felahına vesile eylesin inşallah. Hak Teala mübarek eylesin ve bereketini kıyamete kadar daim eylesin. Tabii ki bu mübarek 3 aylar Şuhur-u Selase namıyla kitaplarda geçen 3 aylar ve bu 3 ayların içinde mevcud olan 5 gece mübarek geceler elbette ki nasibi olan, kısmeti olan müminler ile alakalıdır. Nasibi olmayan, gayreti olmayan, hevesi olmayan, hizmeti olmayan, himmeti olmayan insanlar için geceler ve gündüzler fazla bir mana ifade etmiyor. Fazla bir değer taşımıyor. Arayanlar için, bekleyenler için, gayret edenler için, isteyenler için bu gecelerin, bu günlerin önemi var. Yoksa gününü ve gecesini gafletle geçiren, gününü ve gecesini cehaletle, ataletle, sefaletle, rezaletle geçiren bir adam için Regaib kandili ne yapsın, Miraç kandili ne yapsın? Arayanlara ve isteyenlere, arzu edenlere, gönül verenlere, gayret edenlere bu gecelerin ve bu gündüzlerin ehemmiyeti var, maneviyatı var, mukaddesatı var. Allahu Teala daha nice bu mübarek günlere ve gecelere davayı dini hakkın hakimiyetiyle beraber ulaşmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Bugünkü sohbetimizi belli bir konuda yapmayı düşündüm. Bu konuları, mevzuları seçerken de günlük mevzular, yani her gün Müslümanların itikadını, inancını, amelini, ahlakını ilgilendiren, yani itikadi bahusus birinci sırada daima itikadi meseleler var. İnanmakla alakalı meseleler, itikat diyoruz buna. İtikadımızı ilgilendiren meselelerle ilgili konuları seçiyoruz. Ki gazetelerde
televizyonlarda basın ve yayın organları denen vasıtalarda devamlı olarak konuşulan, söylenen, anlatılan, telkin edilen bu türlü sözler var, beyanlar var, kelimeler var, cümleler var. Müslümanlar nasıl dinliyorlarsa, nasıl kulak veriyorlarsa bilemiyoruz ama Müslümanın itikadi alakasıyla, itikad süzgeciyle, İslam imanının verdiği hassasiyetle takip edildiği zaman çok tehlikeli sözler, inançlar, düşünceler, beyanlar ile Müslümanlar karşı karşıya kalıyor. Bunları belli ifadeler, belli cümlelerle kürsülerde, sohbet edilen yerlerde, Müslümanların toplandığı mekanlarda bu konuları konuşmak lazım. Anlatmak lazım, müzakere etmek lazım, eleştirmek lazım. Hulasa gizli veya açık Müslümanların itikatlarına, inançlarına tecavüz mahiyetinde olan bu türlü beyanları ve davranışları daima Müslümanların şuurunda canlı tutmak lazım. Bugün de böyle bir itikadi konuyu dersime, sohbetime mevzu olarak seçmiştim. Şimdi o konuya başlayacağım, devam edeceğim. Cemaatin beşte dördü yok. Yani camiyi beş dilim olarak düşünsek, beşte biri hazır, beşte dördü hazır değil. Konuyu başlayıp da devam ettirdiğim zaman sonradan gelen çoğunluk dersin baş kısmını dinlememiş olacak ve zihninde böyle bir mana, böyle bir maksat, arzu ettiğim izah ve tefsir zihninde yerleşmeyecek. O bakımdan cemaatin çoğunluğu toplanıncaya kadar esas o konuya girmeyeyim ve sık sık bize sorulan bir sualin cevabını Kur'an-ı Kerim'den bir ayet ile cemaat toplanıncaya kadar o hususu arz edeyim. Cemaatin içtima, yani toplanmasından sonra bahsettiğim itikadi konuyu arz etmeye çalışayım. Rabbimiz cümlemize din gayreti nasip etsin inşallah. Efendiler, şimdi inanıyoruz ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri iman ettikten sonra, Müslüman olduktan sonra ve bir de ergenlik yaşını ikmal ettikten sonra, malumunuz olduğu üzere erkeklerin ve kadınların erginlik yahut ergenlik, neyse, buluğa erme yaşları var. O yaşa kadar Hazreti Allah çocukları mükellef tutmuyor, sorumlu tutmuyor. Ergenlik çağını idrak etti mi, buluğa erdi mi, ellerini gördü mü, tıpkı taksimetre gibi sorumluluğun saati açılıyor, artık hayatının hesabı yazılıyor, yazılıyor, yazılıyor. Ne hu bedenden çıkıncaya kadar. Taksimetreyi düşünün. Nasıl ki ayağınızı atıyorsunuz taksiye, ticari taksiye atıyorsunuz, adresi veriyorsunuz, beni falan yere götür diyorsunuz, tak, taksimetreyi açıyor, şimdi o saat sizin aleyhinize çalışıyor. Hesap vereceksiniz şoföre. Neye göre hesap vereceksiniz? Taksimetrenin yazdığı rakama göre. Kaç bin lira yazmışsa onu ödeyeceksiniz. Allahu Azimüşşan da Müslüman insanları ergenlik yaşına,
kadınlık ve erkeklik hali dediğimiz o hali idrak ettiği dakikadan itibaren sorumluluk saatini açıyor. Namaz kılmadın, sorumlusun. Abdest almadın, sorumlusun. Yalan söyledin, sorumlusun. Hata et, hep sorumlu. Saat başladı. Yediğinden, içtiğinden sorumlusun. Giydiğinden, kuşandığından sorumlusun. Ehlinden, iyalinden sorumlusun. Sokaktan, caddeden, çarşıdan sorumlusun. Komşudan, akrabandan, yakınından sorumlusun. Her tarafımız sorumlulukla dolu. Sorumsuz olamazsın. Canım beni ne alakadar eder? Vallahi bu söz Müslümanın sözü değildir. Beni ne alakadar eder diyor. Sabahleyin çocuklar namaza kalksın veya kalkmasın beni ne alakadar eder diyebilir misin Müslüman? Seni öyle bir alakadar eder ki Hazreti Kur'an kafana tokmak gibi vuruyor. Ve emr ehleke bis salati vestabir aleyha. Ey mümin, sabahleyin sen namaza kalktığın gibi namaz kılmakla mükellef olan hanımını ve çocuklarını da namaza kaldır diye Kur'an'da ayet var. Kur'an seni alakadar etmiyor mu ki beni ne alakadar eder diyorsun? Hadi kaldırma bakayım. Bizim dini gayretimizin zayıf oluşundan hasıl oluyor. Okula yahut dershaneye yahut atölyeye yahut iş yerine yahut fabrikaya gidecek olan bir çocuğumuz fabrikanın, atölyenin, dershanenin, okulun saatini kaçıracak gibi olduğu zaman o çocuğun annesi gidip onu uykudan uyandırıyor mu, uyandırmıyor mu? Aman okula geç kalmasın ha. Sınıfta kalır. Ücreti kesilir. Dershaneye kabul etmezler. O sıcacık yatağından okula geç kalmasın. Başarısız olmasın. Sınıfta kalmasın, ikmale kalmasın. Kötü olmasın. Başarısız demesinler diye o çocuğu sıcacık yatağından okul için kaldırıyorsun da o çocuğu yaratan Allah namaz kılmakla mükellef tuttuğu halde onu niçin namaza kaldırmıyorsun da okul için kaldırıyorsun, Allah için kaldırmıyorsun? Bu bizim zayıflığımızı göstermiyor mu? Okula geç kalırsa kalır. Fazla bir müeyyidesi, cezası yok. Ama namazdan mahrum olması, Allah'ın rahmetinden, bereketinden ve cennetinden mahrum olmasını netice itibariyle getirir ki bu çok büyük felaket ve vebal olur. Bütün bunları biz ciddiye almıyorsak, bütün bunların ciddiyetini ve hassasiyetini göstermiyorsak, bizim halimizin ne olduğunu varın, siz kendiniz keşfedin. Bizi kendi halimize Rabbimiz bırakmamış. Her tarafımız sorumluluktur. Her şeyden sorumluyuz. Sorumluluğun saati çalışıyor. Hesabını vereceksin. Ne gibi? Tıpkı evinizdeki elektrik saati veya su sayacı gibi. Suyu ister boşa akıt, ister lüzumlu lüzumsuz suyu kullan. Suyun faturası kime gelecek? Sana gelecek. Elektrik faturası. Neye kullanırsan kullan. Boşuna ampul mü yakıyorsun? Boşuna televizyon mu çalıştırıyorsun? Gürül gürül cereyan mı harcıyorsun? Harca yaparsan yap. Ama sonunda fatura kime gelecek? Sana gelecek. Çocukların kötü yolda mı? Hanımın açık saçık mı? Yalancı mısın? İşin gücün dolandırıcılık mı? Yap bakayım. Sonunda hesap sana gelecek. Aleyhine çalışıyor. Niye bunun şuurunda değiliz? Niye bunun farkında değiliz? Kullandığımız elektriğin hesabını soruyorlar.
kullandığımız suyun hesabını soruyorlar, bindiğimiz ticari taksinin hesabını soruyorlar da, hepsinden daha kıymetli olan hayatımızın hesabını Allah sormasın mı? Soracak. Soracaksa neyi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz yani, neyi geciktiriyoruz? Hele yarın, hele yarın, hele yarın diye yarınlardan başka bir şeyin peşinde değilsek bizim halimiz ne olacak? Yediğimiz, içtiğimiz karma karışık. Geçen gün Müslümanların itimat ederek, güvenerek satın aldığı sucuk veya salam dedikleri, sucuk dedikleri, kavurma dedikleri şeyleri Müslümanların itimat ederek, güvenerek satın aldığı bir firmadan telefon geldi. İsim verilmez malumunuz, umumi konuşuyoruz, hususi olmasın diye. Müslümanların güvenerek gidip sucuk aldığı bir firma. Oradan bir telefon geldi. Dedi ki hocam, biz dedi sucuk imal ediyoruz, salam imal ediyoruz, kavurma imal ediyoruz ve bunu Müslümanlara satıyoruz. Temizdir, helaldir diye. Ancak bir durumla karşı karşıya kaldık dedi. Dışarıdan et geliyor dedi. Bunun da adına ithal et diyorlarmış. İthal et. Yani Avrupa'dan hükümet et satın alıyor, ithal ediyor. İthal demek dışarıdan içeriye sokmak. Türkiye'ye dışarıdan et geliyor. Hollanda'dan mesela, Almanya'dan mesela, neyse. Özellikle sığır dediğimiz hayvanlardan, yani büyükbaş hayvanlardan et geliyor. Tırlar dolusu ithal et geliyor. Biz de bunları dedi kesiyoruz, doğruyoruz, neyse sucuk imalatında kullanıyoruz. Ancak dedi öğrendik, ben de gittim yerinde gördüm ki dedi adam, bu sığırlar kesilmiyor dedi, kesilmiyor. Kesmek yok. Ya nasıl kesilmiyor bu sığırlar? Adamlar şöyle bir usul bulmuşlar, sistem kurmuşlar. Hayvan geliyor, neyse inek, öküz, sığır, sığır cinsinden hayvanlar geliyor dedi. Ayak üstü tabii kesim için bekliyorlar. Böyle demir turnikeler gibi, böyle hani yolcu salonlarında böyle girip çıkmak için demirden giriş çıkışlar yapmış, turnike diyorlar. Öyle bir yere dedi sığır duruyor, görevli adam elinde bir tabanca. Tabancanın namlusunda kurşun yok. Ne var? Çelik mil var. 25 santim uzunluğunda, küçük parmak kalınlığında. Bir çelik mil var. Tabancanın kapsülü var tabii, tetiği var. O tabancanın namlusunu dedi öküzün yahut ineğin alnına dayıyor. Tetiği çeker çekmez kapsül patlıyor. Kapsül patlayınca namlunun içindeki 25 santim uzunluğundaki o çelik mil olduğu gibi öküzün dedi beynine saplanıyor. Ve hayvan düşüyor, ölüyor. Öldükten sonra zincirle otomatik sisteme alıyorlar. Derisini yüzüyorlar, hızarla kesiyorlar, etini doğruyorlar. Ve bu etleri geliyor, biz de sucuk yapıp Müslümanlara yediriyoruz. Bu vaziyet helal mıdır, haram mıdır dedi. Vallahi böyle. Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz, ayet karşımıza dikiliyor. Bizim kitabımız Kur'an'dır. Bizi şu veya bu şahıs ilgilendirmez. Bizi İsviçre kanunları bağlamaz. Bizi laiklik bağlamaz. Bizi demokrasi bağlamaz. Bizi kemalizm bağlamaz. Bizi Allah bağlar. Allah'ın kitabı bağlar. Çağdaş hayat bizi bağlamaz. Modern hayat bizi bağlamaz. Liberalizm bizi bağlamaz. Amerika bizi bağlayamaz. Bizi bağlayan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. İşte Kur'an-ı Kerim. Ayeti okuyorum. Estaizu billah. Hurrimet aleykümül meytetü. Ayetin manasını verip esas mevzuma geçeceğim. Hurrimet, haram edilmiştir. Bakın Arapça Türkçe'ye de yaklaşmış. Hurrimet, haram edilmiştir. Aleyküm,
sizin üzerinize. Siz dediği kimdir? Müslümanlar. Hristiyanlardan bahsetmiyor. Siz ey müminler ve Müslümanlar, size haram edilmiştir diyor Rabbimiz. Ney? El meytetü, kendiliğinden ölmüş hayvan. Sabahleyin baktınız ki ölmüş adam, ölmüş hayvan yahu ahırda. Onu yiyemezsiniz. Ölmüş. Ve demü, kan. Kan, bildiğimiz kan. Kan yenmez, kan içilmez, kan kullanılmaz. Daha ve lahmul hınziri. Lahmul hınzir, domuz eti. Domuzun bütün eczası ve eti haram edilmiştir Müslümanlar size diyor Hazreti Kur'an. Daha Hazreti Kur'an. Daha ve ma uhille li gayrillahi bihi. Allah'tan başkasının namına kesilmiş etler. Hayvanlar, kurbanlar. Bi ismil uzza, bi ismil namına kurban keserlerdi. Allah diyor ki bu da haramdır. Böyle insanlar namına bir takım törenlerde, merasimlerde onun bunun seçine, onun bunun gelişine, onun bunun gudumuna, onun bunun hesabına kesilen hayvanların da etlerini yemeyi Allahu Teala besmele kesilmeden, Allah adına kesilmemiş, Allah'ın ismi kullanmadan kesilmiş olan hayvanların da etini yemeyi haram etmiş. Daha vel münhanikatü, boğazı sıkılarak öldürülmüş hayvan. Boğazını sıkmışsın, hayvan ölmüş. Bunun da etini haram etmiş Cenab-ı Hak. Boğularak öldürülmüş. Münhanika. Bir tek kelime Kur'an'da manası bu. Vel mevkuzedü, kafasına taşla, sopayla, tabancayla vurularak, kafasına vurularak öldürülmüş hayvanın da etini ebediyen Allah haram etmiş, leştir diyor. İşte Hollanda'daki durum ortaya çıktı. Kafasına tabancayla, neyse taşla, asayla, sopayla vurularak öldürülmüş hayvanın eti katiyen yenmez diyor. Yenirse leş yemiş olur, haram yemiş olur, cehenneme gider diyor. İşte Kur'an, hurrimet aleyküm. Size haram edilmiştir. Vel mütereddiyetü, ayet devam ediyor. Yüksek bir yerden atılmış, bundan dolayı ölmüş olan hayvanın etini de haram etmiş Rabbimiz. Yüksek bir yerden atıyorsun hayvanı, düşüyor ölüyor. O da yenmez. Vel natihatü, birbiriyle çarpışarak, boynuz boynuza, kafa kafaya, toslayarak dövüşürken, toslaşırken, süserken ölmüş olan hayvanın da etini yemeyi Allah haram etmiştir. Boynuz boynuza dövüş yok mu ya, o hayvanlar dövüşürler yani. Birisi öldü, yiyemesin işte onu. Ama ölmeden evvel kesip de yetişip kesersen yersin. Kesmek ayrı, onu için ayet söyleyecek. Ve ma ekele sebu'u, vahşi ve yırtıcı hayvanlar bir hayvanı parçalamış, bir kısmını yemiş, hayvan da ölmüş, geriye kalan da ben yiyeyim diyemezsin, o da haram. İlla ma zekkeydüm, ancak bu sayılan hayvanlar ölmeden evvel yetişip keserseniz bu müstesna. İlla ma zekkeytüm, tezkiye edilmiş, kesilmiş olanlar müstesna. Ve ma zübiha alen nusubi, bir takım putlara, bir takım tağutlara, bir takım şahısların adına kesilmiş kurbanların da eti ebediyen yenmez. Ve en testaksimu bil ezlam, ok çekerek kısmet talep etmek, şans oyunlarının da tamamı hurrimet aleyküm, size haram edilmiştir. Zalikum fiskun, bütün bunlar fasık olmaktır, haram işlemektir, cehenneme yönelmektir diyor Hazreti Allah ve ayette açıkça haber veriyor. E şimdi kafasına tabancayla vurulup öldürülen bu sığırlar kesiliyor, sonra etleri doğranıyor. Öldürülmüş olduktan sonra etleri
doğranarak, paketlenerek, soğuk hava depolu tırlarla bu ithal et Türkiye'ye bu şartlarda geliyorsa, vallahi bu et yenmez. Bu etten yapılan sucuk yenmez, salam yenmez, kavurma yenmez. Yiyen adam cehennemlik olur, azab-ı ilahiye müstahak olur. O halde nereden gelirse gelsin ben istediğimi yerim, istediğimi içerim diyorsan senin Müslümanlıkla bir alakan yok. Ya İslam'ı bırakacaksın yahut bu düzeni bırakacaksın. O halde Müslüman yediğinden sorumluysa, içtiğinden sorumluysa, üzerine giydiği elbiseden sorumluysa, karısından, kızından sorumluysa, sokağından, caddesinden sorumluysa, aldığından, verdiğinden sorumluysa, bunun tek bir çaresi var, bugünkü yaşadığımız düzeni, sistemi değiştirip yerine Allah'ın nizamını getirmektir. Başka çare yoktur. Başka türlü haramlardan vallahi kurtulamazsınız. Başka türlü içkiden, kumardan, zinadan, fuhuştan, piyangodan kurtulamazsınız. Niye her zaman söylüyorum? Piyangonun arkasında Türkiye, Türkiye'de piyangonun arkasında devlet var mı yok mu? Devlet var. Hadi önleyin bakayım erkekseniz. Türkiye'de zinanın, diskoteklerin, genel evlerinin arkasında devlet var mı yok mu? Vallahi devlet var. Hadi önleyin, kapatın bakayım erkekseniz. Zikir çekmekle genel evi kapatılmaz ki. Devleti Müslüman yapmakla kapatılır. Düzeni değiştireceksiniz. Bugünkü düzen değişmedikçe cennete gideceğimizden şüpheliyim. Emin değilim. Çünkü yediğimiz içtiğimiz, bakın leş yiyoruz yani. Leş yiyoruz. Bizi leş yemeye mecbur bırakıyorlar, görüyorsunuz. Sordum şimdi telefon eden o sucuk imalatında çalışan kardeşimize, dedim ki ya dışarıdan et gelmese de yerli hayvanları kesip, Allah'ın istediği, emrettiği gibi kesip de oradan sucuk yapsanız olmaz mı dedim de, hocam dedi, yerli hayvanların etinden sucuk yaparsak sucuğun kilosu 120 bin liraya gelir dedi. 120 bin lira bir kilo sucuk olur dedi. Kimse yiyemez. Tarım ülkesiyiz güya. Türkiye Cumhuriyeti hayvancılık ülkesiymiş. Türkiye Cumhuriyeti tarım ülkesiymiş. Müslüman Türk halkının %60'ı, %70'i tarımla uğraşıyormuş, hayvanla. Böyle mi olur? Hollanda, hepinizin bildiği gibi gittim, gördüm, gezdim her tarafını. Rotterdam, Amsterdam, Lahey, Mahey hepsini gezdik. Hollanda'nın bütün topraklarının tamamı Konya'dan küçük. Konya vilayetimizden küçük bir memleket yani Hollanda. Ama öyle hayvan yetiştiriyor ki hayvan adamlar, öyle hayvan yetiştiriyorlar ki bütün Avrupa'nın ve bütün ülkelerin etini tek başına temin ediyor. Sütünü, tereyağını, her şeyini, yumurtasını ve tavuğunu bütün Avrupa'yı tek başına besliyor. Ta 73 senesindeydi bir sefer gitmiştik yine Hollanda'ya. Bir hayvan çiftliğini bize gezdirdi işçi kardeşlerimiz. Emin olun hala gözümün önüne geliyor. Bir inek gösterdiler böyle sırtında plaka. Kaç kilo olduğu cinsi minsi yazılı böyle bir marka gibi asmışlar hayvanın sırtına. Baktım 1500 kilo ağırlığında. 1,5 ton. İneğin ağırlığı. Süt sağacaklar. Bekleyin de sağımını da sütünü de görün dediler. Bekledik. Sağdılar. 65 litre süt verdi bir seferde. Makineyle sağdılar. Adamlar böyle hayvan yetiştiriyor. Bizde, bizim memleketimizde insan yetişmediği gibi hayvan da yetişmiyor. Cumhuriyeti kuranlar ve ayakta tutmaya çalışanlar bugün bakın bize eti bile yediremiyorlar, süt yediremiyorlar. Korkunç etin kilosu yakında 50 bin lira olacak. Yazık bu millete ya. Tavuğun kilosu 24 bin lira. Utanmaz adamlar. Tavuk nedir ki kilosunu bu fakir millete 24 bin liradan yediriyorsunuz hayvan adamlar? Niye çiftliklerimiz yok? Niye yetiştiremediniz? Üniversiteden adam çıkmıyor ki terörist çıkıyor.
Üniversitelerimizden adam yetişmiyor. Bunu söylediğimiz zaman, vay sen hükümete hakaret ettin diye dava açılıyor. Halen mahkemem devam ediyor benim. Hükümete hakaret davası. Ne alakası var bunun hakaretle? Esas hakaret, tarımcılık ülkesinde halkının büyük çoğunluğunun tarımcı, yani ziraatçı olduğu bir ülkede etin kilosunu bana 40 bin liraya yediriyorsan bu bana hakarettir. Sen bana hakaret ediyorsun. Ben sana etmiyorum. Vicdansız adamlar. Ispanağın kilosu baktım o gün çarşamba pazarın 4 bin lira ya. Hayvanın yediği bir ot ıspanak 4 bin liraya bu vatandaşa yediriyorlar. Zalim oğlu zalimler. 4 bin liraya bir kilo ıspanak. Allah'tan korkmaz adamlar bunlar. Ne dünyamızı bıraktılar, ne ahiretimizi bıraktılar. Hiç olmazsa Avrupalının dünyası var. Bakın Avrupa'da enflasyon %2. Almanya'da %4'e çıkmış diye enflasyon kıyamet kopuyor. Adamlar kan eyvah %4 oldu enflasyon, mahvolduk diyorlar. Bizde %75'e çıkmış, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Mazlum millet, vallı millet, fakir millet, naçar millet, sahipsiz millet. Yazık bu millete. Bu konuyu bırakıyorum. Esas o bahsettiğim konuya cemaat biraz toplandı. Efendiler, bakınız şimdi sık sık Cezayir'deki Müslümanların zaferinden ve başarısından sonra gerek TRT televizyonundan gerekse Fransız televizyonundan yapılan yayınlarda, yapılan haber bültenlerinde, konuşmalarında ve Türk patentli basında, gazetelerde çıkan yazıları adım adım takip ediyorum. Her sabah en az bir saat günlük gazetelerin tamamını okumadan gelmiyorum buraya. Bir bakkalımız var, Allah razı olsun, Müslüman Rizeli bir bakkal kardeşim var. Benim yerimi ayırıyor, gazeteleri önüme yığıyor, hocam oku da git diyor bana. Para mara da vermiyorum, Allah razı olsun. Ne yapayım, hangi birisine para vereyim? Tanesi 2500 lira. 10 tane gazete alsam 25 bin lira eder. Ben neyine alayım parayı? Mümkün değil. O da bir musibet. Okuyorum, ikram ediyor yani. Ve bütün bu basında, yayında Cezayir'deki Müslümanların adını ne koymuşlar biliyor musunuz? Adını. Aşırı dinci. Vay alçak adamlar vay. Aşırı dinci ne demek ya? Cezayir'deki Müslümanlar Cezayir devletinin İslam devleti olmasını istiyor. Cezayir'deki anayasa diye Fransızların hazırladığı anayasanın kaldırılıp yerine Kur'an-ı Kerim'in konmasını vallahi istiyorlar. Adamların dertleri bu. Davaları bu, gayretleri bu. Bir seçim yapılmış. 100 milletvekilinin 90'ını almışlar. Halk tercih etmiş, halkın iradesi var. Müslümanlar uyanmış. Bu sarhoşları, bu sosyalist kafirleri başımızdan atalım demişler ya. Helal olsun adamlara. Ne yapalım? Müslüman millet Cezayir. Seçimde herkes orduya rağmen silahlı kuvvetler Cezayir'de Müslümanların can düşmanı. Silahlı kuvvetler. Generaller, Cezayir'deki bütün generaller kafir. Din düşmanı. Ama tabii Cezayir ordusunun altyapısını teşkil eden askerler Müslüman. Ordunun bir alt kademesi var, bir üst kademesi var, öyle değil mi? Alt kademe asker, üst kademe subay veya as subay neyse. Ama Cezayir'de ordunun alt kademesi dediğimiz, tabanı dediğimiz hepsi Müslüman halkın çocukları. Müslüman halkın çocukları asker. Bakın şimdi Amerika'nın ve Fransa'nın kışkırtmasıyla ordu kıpırdamaya başladı Cezayir'de. Seçimi iptal edip seçimi kazanan Müslümanları tutuklamak istiyor. Bir oldu bitiye getirmek istiyor ama bunu yapamayacaklar. Aldığımız habere göre silahlı kuvvetler Cezayir'de karşı koymaya kalkarsa
ordunun tabanını teşkil eden Müslüman askerler silahlarını generallere çevirip general öldürecekler. İnşallah Teala. Hepsini öldürecekler bu adamlar. Bak göreceksiniz. Ama buna teşebbüs edemezler. Millet seçmiş ya, sen kim oluyorsun sen? Müslüman adamlar kimi seçeceğini bilmiş, seçmiş. Sen ne kıpırıyorsun be? Sana ne? Hani milli iradeye saygı, hani demokrasi? Lanet olsun onların demokrasisine. Demokrasi ise işte halk seçti. Ne kıpırıyorsunuz? Ha. Efendim bunlar aşırı dinciymiş. Ne demek aşırı dinci ya? Dinde aşırı gitmek ne demek? Öyle uzun bir konu ki 1,5 saatlik hazırlığım var burada, kağıtta notlarım var. 1,5 saat sürmesi lazım. Ezana 15 dakika kaldı. Neresini anlatayım ki? Ama bir parça izah edeyim, devamını önümüzdeki haftaya inşallah. Geniş devamını haftaya açıklamaya. Akşam da İmam-ı Azam Camisi'nde, Regaib gecesinde bu konuya gireyim dedim. Baktım vakit yetersiz. 3-4 hoca arkadaşımız var. 1,5 saat ben konuşsam onlara sıra gelmeyecek. Yarım saat konuştum, indim. Bir şeye de benzemedi. Zaman olmasa bir şey olmuyor. Zaman olacak şöyle harıl harıl ekim biçer gibi konuşacaksın. Sınır oldu mu sinirimiz bozuluyor. Bana sınır kondu mu sinirim bozuluyor. Sınır konmayacak. Zaman bir sınırlamadır. Evet, dinde aşırı gitmek nedir? Bu adamlar Müslümanların zaferine, Müslümanların başarısına, Müslümanların iktidar olmasına, Müslümanların başa geçmesine niçin karşıdırlar? Bu Amerika niçin karşı? Fransa niçin karşı? Fransa'da eğitim görüp de subay olan Cezayir ordusu, Cezayir'deki generaller niçin İslam'a karşı? Bu generaller niçin namaz kılanlara karşı? Vallahi bunları düşünmemiz lazım. Düşünmemiz lazım ama Cezayir Müslümanları her gün gazetelerden takip ediyorum. Adamlar tamamen karar vermişler. Ya İslam ya ölüm. Buna karar vermişler. Silahlı kuvvetler diyor halkın üzerine ateş açmaya kalkarsa ateş açın diye emir verdiği askerler geri dönüp emir veren subayları öldürecekler. Bakın bunu göreceksiniz. Allah o noktaya getirmesin. İç savaşa sürüklemesin. Ha, aşırı dinci ne demek? TRT'de birinci kanal, ikinci kanal, affedersin, kanalizasyon, tuvalet kanalı. Buralara çıkıp da haberleri okuyan haber spikerleri, Cezayir'de seçimleri kazanan aşırı dinci diye başlıyor. Zalim insanlar, sen neyle itham ediyorsun bu Müslüman? Aşırı dinci, dinde aşırı ne demek? Dinde aşırı davranmak zaten dinden çıkmak olur. Kısaca söyleyeyim. Dinin hudutlarını, sınırlarını Allah-u Teala çizmiş mi, çizmemiş mi? Çizmiş. Dinin hududu belli. İmanın şartları, amentünün imanın şartları kaçtır demiş Allah-u Teala Kur'an'da? 6. Amentü billahi, Allah'a ve melaiketihi, meleklere ve kütübihi, kitaplara ve rusulihi, peygamberlere ve yevmil ahiri, ahirete ve bil kaderi, kadere. Kaç etti? 6. İmanın şartları 6. Bir kimse bunu 7'ye yükseltse, efendim 6 değil de 7 yapalım dese, yani bu imanın şartlarına ilave etse, aşırı gitse, bu adam dinden çıkar mı çıkmaz mı? Çıkar. Cezayir'deki Müslümanlar dinden mi çıkmış aşırı dinci diyorsun? Bakın nereden vurmaya çalışıyor. İslam'ın şartı 5'tir diyoruz. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat. 5. 5'in üzerine bir ilave edersen aşırı, yani maddeyi aşırdın, çoğalttın, artırdın, oldu mu olmadı mı? Artırırsın. Bunu yapsan zaten dinden çıkarsın. Aşırı dinci değil, aşırı dinsiz olursun.
Cezayir'deki Müslümanlar imanın şartı 7'dir, 8'dir dememişler ki, imanın şartı Allah'ın dediği gibi 6'dır demişler. Daha niye aşırı dinci diyor? Efendim içkiyi kaldıracağım dediği için, zinayı kaldıracağım, açık saçıklığı kaldıracağım dediği için adamlar oradaki Müslümanları tehdit ediyor, Müslümanları takbih ediyor, Müslümanları hakaret ediyorlar. Aşırı dinci ne demektir ya? Aslında dinde aşırı giden Hristiyanlardır. Bakın Kur'an-ı Kerim, hemen ayet okuyayım, vakit kalmadı diyorum. Rabbimiz Resul-i Zişan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama hitaben buyuruyor ki, kul ya ehlel kitab, de ki Habibim, Resulüm, ey ehli kitap. Ehli kitap dediğimiz malum Hristiyanlar ve Yahudiler. Yahudilere Tevrat verilmiş, Hristiyanlara da İncil verilmiş. Kitap verildiği için ehli kitap deniyor bunlara. Ey Yahudiler ve Hristiyanlar! La teğlû fî dînikum gayrel hak. Haksız yere dininizde aşırı gitmeyin. Dininizde aşırı gitmeyin diye Rabbimiz Hristiyanlara, Yahudilere söylüyor. Aşırı gitmeyin. Bunlar dinde aşırı mı gitti? Hristiyanlar dinde aşırı mı gitti? Evet, aşırı gitti. Nasıl gitti? Hazreti İsa, Hazreti Meryem'in oğlu mu değil mi? Oğlu. Allah'ın Resulü mü değil mi? Resulü. Hristiyanlar ne dediler buna? Allah'ın oğlu demediler mi? İşte aşırı gittiler. Allah'ın Resulüne ve Meryem'in de oğlu olan İsa'ya Allah'ın oğlu dediler mi demediler mi? Dediler. Dinde aşırı gittiler, kafir oldular. Aşırı dinci Hristiyanlardır. Cezayir'deki Müslümanlar değil. Ya bakın, kendilerinin üzerindeki musibeti Müslümanlara atıyorlar. İrtica tabiri de böyledir. İrtica, Arapça irtica demek geriye dönmek. Reca'a, yerci'u, rücu, yani geriye gitmek, irtica. Geriye dönmek. Ne var geride? Mekke-i Mükerreme'de İslam gelmeden, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam gelmeden evvel ne vardı? Cahiliyet vardı. Peygamberimizden önceki Mekke'ye ne diyorlar? Cahiliyet Mekke'si, cahiliye dönemi. Peygamberimizden sonra İslam. Peygamberden evvel cahiliye. Ebu Cehil hakimiyeti var. Müslüman olduktan sonra irtica etmek demek, Müslüman olmadan evvelki zamana dönmek demek. Ne var o zamanda? Fuhuş var. Açık saçıklıkla demek. Peygamberimizden evvel Mekke'deki kadınlar sırtına kadar soyunup geziyorlardı. Aynen bugünkü gibi. Peygamberimizden evvel Mekke'de her evde turşu hazırlar gibi şarap fıçıları vardı, şarap içiyorlardı. Peygamberimizden evvel her bir Mekkeli tüccar faiz alıp veriyorlardı, kat kat faiz. Peygamberimizden evvel cahiliyet dönemi, Ebu Cehil'in devlet başkanı olduğu dönemde diri diri kız çocukları vallahi toprağa gömülüyordu. Peygamberimizden evvel Mekke'de zina ve fuhuş adeta günlük alışılmış bir olaydı. Peygamber geldi, İslam'ın inkılabı geldi, zina kalktı, fuhuş kalktı, insan hakları yerlerine kondu, kadınlar örtündü, içki kaldırıldı, kumar kaldırıldı, putlar yıkıldı, heykeller devrildi. Şimdi bunları İslam'ın inkılabını getirdiği medeniyeti, İslam'ın hükümlerini bırakıp da içkiye dönmek, kumara dönmek, putlara dönmek, faize dönmek, kitabımızda irtica, yani geri gitmektir, geriye dönmektir. Şimdi aksine açık saçıklıktan kurtulup başını örten, örtünen, tesettür altına giren, örtünen kadınlara içkiyi reddeden, kumarı reddeden, zinayı reddeden Müslümanlara ne diyorlar şimdi? İrtica. Tam tersini kullanıyorlar. Esas onlar irtica, yani İslam'dan evvelki döneme gitmişlerdir.
Tam tersiyle Müslüman itham ediyorlar. Saflar yine kardeşlerim, hakikaten bu saf işi her cuma bizi böyle meşgul ediyor. Safları olanca sıklığıyla sıklaştıralım. Olanca, olacak kadar yani, ne kadarsa. Aslında dinde aşırı giden Hristiyanlar ve Yahudilerdir. Yahudiler de dinde aşırı gitmişlerdir. Aşırı dinci Yahudilerdir. Aşırı dinci Hristiyanlardır. Dinde aşırı gitmişler, Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu demişlerdir. Peygamberimiz reddediyor, nehyediyor, yasaklıyor bunu. Yahudiler de aşırı gitmişlerdir, Hazreti İsa'yı peygamber kabul etmemişler, Hazreti İsa'yı Hazreti Meryem'in oğlu olarak kabul etmemişler, babası belli olmayan bir çocuk demişler, haşa. Mel'un Yahudiler, kafir Yahudiler. Bakın Hazreti İsa hakkında, bir peygamber hakkında Hristiyanlar da aşırı gittiler, Yahudiler de aşırı gittiler. Hristiyanlar aşırı giderek Allah'ın oğlu dediler, Yahudiler de aşırı giderek İsa'nın babası belli değil, haşa, İsa veled-i zinadır dediler. Nauzu billah. Aşırı efendi, görüyor musun? Çizgiyi terk ettiler. Haramları helala çevirdiler. Hristiyanlıkta, bugün İslam'da haram olan pek çok şey o zaman da haramdı. Haramı terk, mesela zina haramdı Hristiyanlıkta. Şimdi zina serbest. Şimdi Hristiyan papazları zinaya fetva veriyorlar. Hatta 3 ay evvel Londra'da bilmem ne kilisesinde, çok affedersin, vallahi utanarak söylüyorum burada, hadiseyi duyurmak da zorundayım. Bir İngiliz sapık erkek, bir erkek diğer bir erkekle evlenmek istediler. Kilisede papaz bu evliliğin nikahını kıydı. Erkek erkeğe. Vallahi böyle. Namussuz papazlar. Irz düşmanı papazlar. Halbuki İncil'de erkek erkeğe evlilik diye bir madde yok. Nasıl bozmuşlar, aşırı gitmişler. Dinde aşırı budur işte. Dinde olmayan hükmü kabul ettin mi, aşırı dinden çıktın. Şu anda İngiltere'de 200'den fazla erkek erkeğe evlenmiş adamlar var. Kanunen ha. Hem de bu erkek erkeğe evlenmeyi, bu homoseksüelizmdir, eşcinsellik, aşağıların aşağısı adamların bu hareketini kilise tasvip ediyor ve bunların nikah denmez buna, haşa. Bu zinayı ve bu sapık fuhşiyatı kilisede tören yapmak suretiyle papazlar tecviz ediyor, caizdir diyorlar. Dinsiz papazlar. Dinde olmayan bir şey yok, yapıyorlar. Müslümanların Allah'ın kitabından başka bir şey savunması mümkün değil. Cezayir'deki Müslümanlar İslam'dan başka, Kur'an'dan başka bir kitabı savunmuyorlar ki, tutmuş onlara aşırı dinci diyor. Dinin dışına çıkmaktır aşırı dincilik. Dinin dışına çıkana dinsiz denir. Dinci minci denmez ki, bunun aşırısı taşırısı olsun. Bakın şu kelimeler ne korkunç. Kavramlar, mefhumlar, kelimeler ne müthiş. Nereden saldıracaklarını bilmiyorlar. Nereden hücum edeceklerini bilmiyorlar. Ya ehlel kitab, ey Hristiyanlar, ey Yahudiler. La teğlu fi dinüküm gayral hak. Hakta, vahide, Allah'ın kitabında olmayan şeyleri dinin içine sokmakla dinde aşırı gitmeyin. Aşırı dinci olmayın. Aşırı dinci olmak yasak. Dinde olmayan şeyleri dine sokmak yasak. Mümkün değil. Dinde olmayan bir hükmü dinin içine soktu mu dinden çıkarsın. Müslümanların hayatında haram olan şeyi helala çevirdi mi dinden çıkarsın. Milli piyango,
Haram mı helal mı? Bütün Müslümanlar bilir ki haramdır. Canım zamanın şartları değişti yahu. Kur'an-ı Kerim'in bir köşesine milli piyango helaldir diye yazalım. Dersen dinde aşırı gitmiş olursun. Dinde olmayan bir hükmü dine sokmaya kalkarsın ki vallahi dinsiz olursun. Olmaz. Buna kimsenin yetkisi yok. Hiçbir kişinin böyle bir selahiyeti yok. Allah'ın haram ettiği bir şeyi kimse helal edebilir mi? Siz söyleyin. Mümkün mü? Mümkün değil. Ama bizim ülkemizde olmuştur. Allah'ın dininde süt kardeşleri birbiriyle evlenebilir mi, evlenemez mi? Ne dersiniz Müslümanlar? Evlenemez süt kardeşi. Sen mesela küçüklüğünde 2,5 yaşından evvel mahallede komşu kadınlarından birisinin memesinden süt emdiysen, süt emdiğin kadın senin süt annen olur. O kadının bütün çocukları da senin süt kardeşin olur. Sen kalkar da süt emdiğin kadının bir kızını mızını almaya kalkışırsan, kardeşinle evlenmiş gibi olursun, bu ebediyen haramdır. Ama İsviçre'den alınan, adına da medeni denen medeni kanunda süt kardeşiyle evlenmek şu anda vallahi resmen serbest bırakılmıştır. Resmen serbesttir. Yani mesela mahkemeye yahut nikah memurunun önüne gitseler de bir kız bir oğlan otursa, ey laik rejimin nikah memuru benim nikahımı akit yap, nikahımı kıy deseler, başlasa nikah kıymaya, oradan birisi gelip dese ki yahu memur efendi ne yapıyorsun? Bu oğlan bu kızın anasından süt emmiştir. Bu oğlanla kız süt kardeşidir. Bunlar Allah haram etmiştir. Haramdır. Bunların nikahı kıyılmaz dese memurun diyeceği bir şey var. İsviçre'den aldığımız kanunda böyle bir yasaklama yok. Allah'la bizim alakamız yok diyecektir. Vallahi böyledir. Yeminle söylüyorum. Bu haramları helal eden, bu haramları kaldıran, Allah'ın kanunlarını kaldırıp İsviçre'nin kanunlarını getirenler, hey gidi Müslümanlar, zavallı Müslümanlar. Bu adamlara duyulan saygılar, bu adamlara gösterilen sevgiler, hangi Müslümanda iman bıraktı, hangi Müslümanda ahlak bıraktı? Nikahımız öyle. Şimdi mesela, ezan okundu mu? Uzatmayayım. Şimdi düşünün, yani içimizden bir delikanlı yavrumuz normal olarak süt kardeşi filan değil, bir ailenin kızını nikah etmek istese, mümkün olsa da bu nikahı Rabbimiz nasip etse, mesela Allah neye kadir değil, peygamberlerden sonra insanların en üstünü ve faziletlisi ehl-i sünnet itikadına göre biliyorsunuz kimdir? Ebu Bekir Sıddık'tır. Peygamberlerden başka gelmiş ve geçmiş ve gelecek olan bütün insanların en faziletlisi Ebu Bekir Sıddık'tır diyor kitaplar. Mümkün olsa da Ebu Bekir Sıddık'ı Rabbimiz diriltip dünyaya gönderse ve Ebu Bekir Sıddık da gelip bu Müslüman delikanlıyla Müslüman kızın nikahını kıysa, nasıl kıyacak? Allah'ın emriyle, peygamberimizin sünnetiyle, İşte belirlenen mehirle falanın kızını falanın oğluna, efendim vekaletin sebebiyle karın kadınlığa zevceliğe verdin mi? Verdim. Sen de hani biliyorsun dini nikah tören akdini. Allah'ın hükmüne göre Ebu Bekir Sıddık gibi bir zat-ı mualla, zat-ı muazzam bu nikahı kıysa, ne muazzam nikah. Allah'ın hükmüne ve emrine göre o kız o adamın karısıdır. Bunlar sokağa çıksalar böyle gidiyorlar caddede, bugünkü devletin güvenlik memuru karşılarına dikilse, hey kimsiniz bakayım, kimlik gösterin bakayım, delikanlı kimliğini gösterse, ben falanım, bu kadın kim, bu da benim nikahlım efendim dese, nasıl nikahlın yahu, Ebu Bekir Sıddık bizim nikahımızı kıydı, Allah'ın emrine göre nikahlı, benim nikahlımdır dese,
dinin bu Ebu Bekir Sıddık'ın kıydığını farz ettiğimiz bu nikahı bugünkü devlet ve rejim, bugünkü yönetim kabul ediyor ve geçerli sayıyor mu, saymıyor mu? Vallahi saymıyor. Neye göre nikahınızı geçerli sayıyor? İsviçre'den alınan Allahsız kanunlara göre. Bunu bilmeniz lazım. Bunu bilmiyorsanız vallahi cahilsiniz. Dinin hükümleri kaldırılmıştır cumhuriyette. Evlilikle alakalı hükümler kaldırılmış, süt kardeşleri helal edilmiştir. Bir Müslüman kızını gayrimüslim bir erkeğe, bir Yahudiye, bir Hristiyan çavuşa, bir Amerikalıya veremez. Ama Türkiye'de serbest. Amerikan çavuşları aldığı gibi Fatma'yı kaçıyor. Niye? Medeni kanunda serbest bunlar. Hani Allah'ın dini vardı, Kur'an vardı, Hazreti Muhammed Mustafa vardı, hani Müslümandınız, hani %99'u Müslümandık, hani Türkiye Müslümandı. Vallahi bütün bunlar şüpheyle bakıyorum. İşte Cezayir Müslümanları da aynen bizim durumumuzda Fransız kanunlarına göre yönetiliyorlar. Fransız kanunlarına göre evleniyorlar. Şimdi orada Müslümanlar çıkmış, İslam kanunlarına döneceğiz diye seçime girmiş ve kazanmışlar. Yoo, bunlar aşırı dinci, aşırı dinci, aşırı dinci. Hepsini boğmaya çalışıyorlar ama Allah onların yardımcısıdır. İnşallah İslam'ın düşmanları boğulacaktır. Ne silahlı kuvvetler başa çıkabilecek, ne mel'un Amerika. Bakın şurada bir müjdeyi de haber vereyim. Açıklamam mümkün değil buradan. 2000 yılının içinde Amerika'nın çöktüğünü göreceğiz inşallah Teala. İşte bakın, Bush denen mel'un, kafir, İslam düşmanı, George Bush denen adam, Amerikan sanayi vallahi çöküş noktasına gelmiş olduğu içindir ki Japon sanayicilerine şu anda yalvarıyor. General Motor şirketi var, holding Amerika'da, 75 bin işçiyi çıkartmış, iflas ediyor. Aferin Japonlara. Allahu Teala bu Amerikan düşmanı Japonlara İslam hidayeti nasip etsin inşallah. Her vakit namazın arkasından dua ederken Japonya'nın Müslüman olmasına dua edin Allah aşkına. Amerika'yı batıracak iki devlet var dünyada. Birisi Japonya, birisi Almanya'dır. Buradan söylüyorum. Ve Amerika batacaktır. Bakın, mazlumların ahıyla batacaktır. Müslümanların gayretiyle değil. Mazlumların ve Irak'taki, Körfez'deki gıda ambargosuyla açlıktan ölen 60 bin sabinin ahı yıkacaktır. 60 bin sabi, 3 ayda ölmüş. Ne dinsiz Amerika, ne kafir Amerika, görüyor musunuz efendiler? Amerika'ya dost diyen dinsiz olur. Amerika'ya dostumuzdur diyen vallahi kafir olur. Efendiler, bu konu aşırı dinci konusu, kelimesi çok geniş. Ezan okundu, uzatmayayım. Burası sanayi bölgesi. İnşallah haftaya Allah nasip ederse bu aşırı dinci tabirini geniş bir şekilde ele alıp açıklayayım ama camiye geç gelindiği için konuya giremiyorum. Girersem konunun başını dinlememiş oluyor sonradan gelenler. Konu dağılıyor. Biraz daha erken gelmeye çalışırsak konularımızı belli başlı çerçeve içinde sunabiliriz. Allahu Teala cümlemizi İslam uyanıklığıyla ikram eylesin inşallah. Amin. İslami şuura, İslami beraberliğe, İslami devlete